Arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizde dik ve özel üçgenlerle ilgili kazanım ödev testimiz 3'ü çözeceğiz. 94 ve 95'teyiz arkadaşlar. Hazırsanız hemen ilk sorumuzla başlayalım. Bakın diklik verilmiş. Açıortay verilmiş ve noktalı açılar verilmiş birbirine eşit olduğu. 10 ve 2 var. X ne kadardır diye. Şimdi arkadaşlar şuradaki açıortaylara isim verecek olsam alfaya alfa dedim. Noktalı açılara da beta ise beta dedim arkadaşlar. Şimdi buradaki küçük üçgende alfa ile betayı topladığım takdirde ne oluyor? İki iç bir dıştan arkadaşlar alfa artı beta olmuş oluyor. Şimdi şu alfa ile alfa artı betanın toplamı ne olmak zorunda? Şuradaki dış açını 90'a eşit olmak zorunda. Alfa ile alfa artı betayı toplayınca 90 derece olacak. Alfa ile alfayı toplarsam 2 alfa. Dolayısıyla 2 alfa artı beta ne olacak? 90 derece olacak. Şimdi arkadaşlar bak burada da 2 alfa ile bak A açısı da 2 alfa ile beta değil mi? 2 alfa ile betanın toplamı 90 derece olacak. Bakın demek ki burası ne oluyor? 90 derece olmuş oluyor. Şimdi şuraları bir sileyim. Daha net görürsün arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ABC üçgeni bakın bir dik üçgen olmuş oldu. Dikten de dik inildi. O zaman benim aklıma ne gelir? Öklit bağıntısı gelebilir. Değil mi? Şimdi bakın. Şöyle şuraları silmesek daha iyi olurdu. Alfaya alfa demiştik ya. Şuraları yazalım. Şuraya da beta demiştik. Buraya da beta dedik. İki iç bir dıştan şurası alfa artı beta oldu ya. Bakın şuradan şuraya kadar olan kısım alfa artı beta. Şurası da alfa artı beta. Dolayısıyla bak şuradaki taradığım üçgen ikizkenar üçgen olmuş oldu. O zaman bakın bu uzunluk 10'sa şuradan şuraya kadar olan uzunluk da 10 olacak. İkizi zaten burada. Dolayısıyla DC uzunluğuna 8 kalmış oluyor. Şimdi Öklit bağıntısını uygulayacak olursam onun karesi eşittir. 8 çarpı tamamı değil miydi? 8 çarpı tamamı da nedir arkadaşlar? 10 x artı 10. Dolayısıyla onun karesi 100 yapacak. Eşittir. 8 çarpı x artı 10. Sadeleştirmelerimizi yapalım. 4'e bölersem 2, 4'e bölersem 25. Şöyle dağıttığım zaman 25 eşittir 2x artı 20. 20'yi sol tarafa atarsam 5 eşittir 2x. Her tarafı 2'ye böldüğüm takdirde de x değerini 5 bölü 2 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Doğru cevabımız E şık. 2'ye bakalım şimdi. ABC ve ABE dik üçgen demiş. Tamam. Bakın şurada hemen ABE üçgeni dikten dik inilince Öklit bağıntısı aklımıza gelecek. Kullanırız ya da kullanmayız bilmiyorum şu anda. AD, BD ve DC uzunluğu neymiş arkadaşlar? 5'miş. Bakın burası 5, burası 5, BD uzunluğu da 5. O zaman aklımıza ne gelecek arkadaşlar? Bakın şöyle. Şuradaki arkadaşlar çubuğu çektiğim zaman şu eşit, şu eşit, şu eşit. Ne gelecek aklımıza? Hı? Muhteşem üçlü değil mi? Demek ki eksik parça bu arası arkadaşlar. Burası 90 derece olacak. Bakın A açısı 90 derece olmuş oldu. Peki ABC üçgeninde de dikten dik inilmedi mi? Evet. Burada da yine Öklit bağıntısını ben kullanabilirim. Tamam mı? Şimdi dolayısıyla şuradaki parça ne olur arkadaşlar? Şuradaki üçgende 4 var, 5 var. Demek ki şurası 3 olacak. Tamam. Şimdi BD uzunluğu 5 değil miydi? BD uzunluğu 5'ti. 3'ü buradaysa ikisi de burada. Şimdi arkadaşlar şuradaki çizgiyi çekelim. Şu üçgene bakacak olursam ABE üçgeninde burada da Öklit bağıntısı yaparız dedik ya. Tamam. Yüksekliğin karesi eşittir x çarpı 4 olacak değil mi? P çarpı k yapıyorduk ya. X çarpı 4 olacak. 2'nin karesi zaten 4. X ile de 4'ü çarparsam 4x. Her tarafı 4'e böldüğüm takdirde 4'ler birbirine götürür. Dolayısıyla 4'ü 4'e bölersem de x'i 1 olarak bulmuş oluruz. Doğru cevabımız A şık. 3'e bakalım şimdi. ABC dik üçgen, AE açıortay demiş. Diklikler verilmiş 2 tane. Bak dikten dik inilmiş. Öklit bağıntısı bir kere bir aklımıza gelmesi lazım. Bir de açıortay var. Onu da kullanacağız tabii. 6'ya 3 verilmiş. AD'nin DC'ye oranını istiyor arkadaşlar. AD'nin DC'ye oranını istiyor. Şimdi bakın şu AE açıortay mı? Evet. Açıortayın bir tane kolu verilmiş mi arkadaşlar? Dik kolu. O zaman biz ne yapacaktık? Hemen diğerinde biz çizecektik. İşimize yarar ya da yaramaz bilmiyorum. Ben yapılması gereken hamleleri yazıyorum şu anda. Anlaştık. Şimdi dolayısıyla bak şuradaki uzunluk 6 ise o zaman şuradan şuraya kadar olan uzunlukta ne olması gerekiyor? 6 olması
gerekiyor. Şuradaki açıortaylara bir isim verelim. Şuraya alfa dedim. Şuraya da alfa dedim. Bakın şuradaki açıya beta dedim. Dolayısıyla şurası da 90 derece ya. Şu 2 alfa ile betanın toplamı da 90 derece olmak zorunda değil mi? Evet. Tamam. Çünkü üçgenin iç açıları toplamı 180 olacak arkadaşlar. Anlaştık. Şimdi şuraya ne diyelim? Şuraya alfa artı beta. Niye? Çünkü iki tane iç açının toplamı kendisine komşu olmayan dış açının ölçüsüne eşitti. Doğru mudur? Doğrudur. Şimdi şu büyük üçgene bakacak olursanız, onu da şöyle şununla çizeyim. Büyük üçgene, yani ABC üçgenine bakacak olursanız arkadaşlar, biz 2 alfa ile beta'nın toplamının 90 derece olduğunu gördük ya. Burası 2 alfa, demek ki şurası da beta olmalı ki 2 alfa ile beta'nın toplamı 90 derece olmuş olsun. Çünkü B açısı 90 derece. Anlaştık. Anlaştık. Şimdi arkadaşlar yine ABC üçgeninde ben alfa ile beta'yı topladığım zaman iki iç bir dıştan dolayı şuradaki açıda alfa artı beta olur mu? Olur. Bakın burada bir ikizkenar çıktı. Taban açıları eşit ya. 3 ise o zaman burası da ne olacak arkadaşlar? 3 olmuş olacak. ABC üçgeninde bakın açıortayın kolları birbirine eşit olacaktı. Dolayısıyla burası da ne olacak? 3 olmuş olacak. Tamam. Bak ben şuraya 2A diyeyim. 2A diyeyim. 2A. Niye 2A dediğimi şimdi daha iyi anlayacaksın. Şimdi arkadaşlar üçgenin kollarına baktığım zaman bak açıortay var ya 6'ya 3 değil mi? Evet. Yani 1'e 2 oranı var ya. Dolayısıyla şurası 2A artı 6 olmuyor mu arkadaşlar? 2A artı 6. O zaman yarısı şu EC uzunluğu olmayacak mı? 2A artı 6'nın yarısı arkadaşlar A artı 3 olmuyor mu? Evet. Dolayısıyla bakın şuradaki üçgende Pisagor bağıntısı yazabilirim. Tabi şu dik kenarlardan bir tanesi 3 olduğu zaman arkadaşlar acaba 3, 4, 5 üçgeni mi diye bir sormam lazım. 3, 4, 5 üçgeni olması için şuradaki ne olması lazım? 4 olması lazım. Yani şu 2A'nın 4 olması lazım. Dolayısıyla her tarafı 2'ye böldüğüm takdirde A'sı 2 olacak. Tamam ama A yerine 2 yazdığım zaman da burası 5 oluyor mu? Vallahi oluyor. Demek ki A değeri arkadaşlar 2 olduğunu sağlatmış olduk. Tamam. A değeri 2. Dolayısıyla AC uzunluğunun tamamı 2A artı 6 idi. A yerine 2 yazarsam 2 çarpı 2 artı 6'dan 4 artı 6'dan 10 geldi. AC uzunluğunun tamamını 10 olarak bulmuş olduk. Şimdi siliyorum. Şimdi siliyorum arkadaşlar şunları. Şimdi 6'nın karesi şu çarpı tamamı diyebilir miyim? 6'nın karesi eşittir. AD uzunluğu çarpı tamamı. Tamamı dediğimde arkadaşlar AC değil mi? Evet. Dolayısıyla 6'nın karesi ne yapacak? 36 yapacak. AD çarpı AC yerine de arkadaşlar AC'yi zaten 10 olarak bulmuş olduk. Her tarafı 10'a bölecek olursam bunlar gitti. AD uzunluğu bakın 36 bölü 10 olarak bulunmuş oldu. Şurası 36 bölü 10. Tamamından yani 10'dan 36 bölü 10'u çıkardığım zaman ben DC uzunluğunu bulmuş olurum arkadaşlar. 10 kere 10 100. 36 çıkartırsam 64 bölü 10. Dolayısıyla bu bulduğum ne arkadaşlar? DC. Tamam. DC uzunluğu. Şimdi AD uzunluğunun DC uzunluğuna oranını istiyordu. AD'yi biz 36 bölü 10 olarak bulduk. DC'yi de 64 bölü 10 olarak bulduk. Birincisini aynen yazıyorum. 36 bölü 10. İkincisini ters çevirip çarpıyorum. 10 bölü 36. Dolayısıyla onlar birbirini götürecek. 36'yı 4'e bölersem 9. Pardon şurası 64 olacak değil mi? 10 bölü 64 olacak ya. 64'ü 4'e bölersem de 16. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız 9 bölü 16 gelmiş olacak. B şık. Bakın bence fena soru değil. Yıldız adım. 4'e bakalım şimdi. ABCD dikdörtgen demiş. Tamam. Dik dikler verilmiş. HB ile HC birbirine eşit verilmiş. 16'ya 9 verilmiş arkadaşlar. X'i soruyor. Şimdi ben ne yapayım? Şuradaki 90 derece var ya burada. Tamam. Bunu yukarı doğru uzattığım takdirde bakın şurası da ne olacak? Dik olacak. Peki hocam bunu niye yaptık? Dikten dikinilince öklit bağıntısı olacak ya. Aklımıza öklit gelsin diye. Öklit'i uygulayabilirim diye. Burası 9 ise şurası da 9 olur mu? Olur. Burası 16 ise burası da 16 olur mu? Olur. Buradaki yüksekliğe ben h diyecek olursam h kare eşittir p çarpı k'ydı ya. P dediğimiz 9. K dediğimizde 16. Her tarafın karekökünü alacak olursam kare ile karekök birbirini götürdü. H kaldı. 9 dışarı 3 olarak çıkar. 16 da dışarı 4 olarak çıkar. Dolayısıyla 3 kere 4'ten 12 gelmiş oldu. Bakın bu H yerine artık ne yazacağım? 12 yazmış
olacağım arkadaşlar. 9, 12, şurası 15 üçgeni değil mi? Bakın burası da 15. Yani şu uzunluk 15. Dolayısıyla buradaki uzunluk da 15. X artı 12'nin toplamı 15 olacak. 12'yi sağ tarafa atarsam X'i 3 santim olarak bulmuş olur. Doğru cevabımız D şık. 5. sorumuza bakalım. Bakın diklikler verilmiş. Dikten dikinilince Öklit bağıntısı aklıma gelecek. ABC üçgeninde de bakın yine dikten dikinilmiş. Yine iki üçgende de Öklit bağıntısı uygulayabilirim arkadaşlar. Tamam, 6 ve X verilmiş. Hatta şurada DC ile DB birbirine eşit verilmiş arkadaşlar. DC ile DB birbirine eşit verilmiş. Şimdi aklıma gelmesi gereken noktalardan birisi eğer Öklit. Bak şimdi dikten dikinildiği için aklıma Öklit gelecek ama ben sana diğer alternatifleri de sıralayayım. D noktası ne olabilir burada? Orta taban olabilir. Başka ne olabilir? Bakın şu A açısı 90 derece olduğundan dolayı şurayı birleştirdiğim takdirde muhteşem üçlüden burası da eşit olabilir. Çıkmadığı takdirde bu alternatiflere yöneleceğim arkadaşlar. İlk başta önce bir Öklit'i deniyorum. Şimdi bakın şuraya A dedim. Şunun CD'nin tamamına B diyeyim. Dolayısıyla CD'nin tamamına D dedim ya, B dedim ya, DB ile de eşit olduğundan dolayı o zaman BD uzunluğunda B demiş olayım. Şimdi şuradaki küçük üçgende kollar arkadaşlar dik kenarlardan birisi 6 değil mi? 6'nın karesi eşittir A çarpı şunun tamamı. A çarpı tamamına da B demiştik. Şimdi büyük üçgende dik kenar X kare eşittir. Ne olacak? Yine şurası olacak. Bak şu çarpı şunun tamamı olacak. Büyük üçgende yapıyorum ya. Ne olacak? A çarpı tamamı da arkadaşlar B artı B'den 2B değil mi? Evet. Ben X'i arıyorum. Dolayısıyla oranlama yapayım. Niye oranlama yapıyoruz hocam? Bakın buradaki A'lar ve B'ler sadeleşsin diye yapıyoruz. Şimdi 6'nın karesi 36 bölü X kare eşittir. Yukarıda 1 kaldı. Alt tarafta da sadece 2 kaldı. İçler dışlar çarpımı yapacak olursam x kare ile 1'i çarptım. X kare 36 ile 2'yi şöyle yazayım arkadaşlar. Niye böyle yazdım? Çarpmadım. Çünkü her tarafın karekökünü alacağım ya. Kare ile karekök birbirini götürdü. X kaldı. 36 dışarı 6 olarak çıkacak. 2 içeride kalacak. Dolayısıyla x'i 6 kök 2 olarak bulmuş oluyoruz. Tamam. Doğru cevabımız B şık. 6'ya bakalım şimdi. Diklikler verilmiş. AE uzunluğu 2. AF uzunluğu 3. Bak bu oran 2 bölü 3'müş. Dolayısıyla bunların katları da olabilir tabi. AE uzunluğuna 2K diyecek olursam AF uzunluğu yani şuradan şuraya kadar olan uzunluk neymiş? 3K'ymış arkadaşlar. Benden ne istiyor? AC'nin AD'ye oranını istiyor. Şimdi bak ben buraya ne diyeyim arkadaşlar? Bakın AB uzunluğuna X diyeyim. Dikten dikinilmiş ya aklıma önce Öklit bağıntısı GLC. Büyük üçgende yapalım. Bak büyük üçgende dik kenarın karesi eşittir 2K. Bak şu çarpı şunun tamamı değil mi? Evet. AE uzunluğu 2K çarpı tamamı tamamına AC dedik. Tamam. Şimdi arkadaşlar küçük üçgende yani şu üçgenden bahsediyorum. A, B ve D üçgeni. Yine arkadaşlar dik kenarlarından birisi bu değil mi? X'in karesi eşittir. Ne olacak bu defa? 3K çarpı AD. 3K çarpı AD. Benden arkadaşlar AC bölü AD oranı istiyor ya. Dolayısıyla ben de ne yapayım burada? Oranlama yapayım. X kareler birbirini götürür. K'lar da birbirini götürür. Dolayısıyla burada içler dışlar çarpımı yaparsam AC bölü AD uzunluğunu 3 bölü 2 olarak bulmuş olur. Aman 2 bölü 3 falan gitme. Şıklarda olsaydı aman 2 bölü 3'e falan gitme. Burada içler dışlar çarpımı yapmak zorundasın arkadaşlar. Tamam. Doğru cevabımız ne olacak? A şıkkı. 7'ye bakalım şimdi. Yukarıda eski bir radyonun frekans çubuğu gösterilmiştir. Tamam. Bu frekans çubuğunun boyu 6 birim. Şu 6 birimmiş. Şöyle. Ve üzerinde hareket ettiği AC bantının her bölmesi eşit ve toplam 15 birimdir. Bakın buradan buraya kadar olan kısım neymiş? 15 birimmiş. Şu parçaların her biri de birbirine eşitmiş. Bu frekans çubuğu A'dan S'ye gelene kadar hipotenüsü AC ve tepe noktası Z olan kaç farklı dik üçgen oluşur? Evet, arkadaşlar hipotenüsü AC olacakmış. Yani şuradan şuraya kadar olan kısım olacak. Hipotenüs burası. Şimdi tepe noktası da Z olan kaç farklı dik üçgen oluşur diyor arkadaşlar. Dik üçgen oluşur diyor. Tamam. Dik üçgen oluşması için bakın
Nasıl bir şey yapabiliriz? Nasıl bir şey yapabiliriz? Şimdi burası 6 olacak ya, bak dik üçgen oluşturacağım ben. Dik üçgen oluşturacağım. Bak şimdi şöyle bir örnek vereyim ben size. 1, 2, 3. Şöyle örnek vereyim. Şöyle bir şey olmuş olsa. Şimdi dik üçgen olacaksa arkadaşlar şurası 90 derece mi olacak? Evet. Bak ben bunlardan şuradan dikten dik indiğim zaman. Bak dikten dik indiğim zaman. Tamam. Şimdi ne olacak? Burada da arkadaşlar 90 derece olacak ya. Tamam. Şimdi dikten dik inildiği zaman Öklit bağıntısı aklıma gelecek mi? Gelecek. Dolayısıyla Öklit bağıntısını bunu sağlaması lazım. Sağlaması lazım arkadaşlar. Anlaştık. Şimdi yüksekliği de kaç? 6 olduğunu biz biliyoruz. Tamam. Dolayısıyla hani h kare eşittir p çarpı k formülümüz var ya. Yani h'ımız bizim 6. 6'nın karesi eşittir. Ne olacak? Mesela şura çarpı tamamı olacak. Şura çarpı sağdaki parça olmuş olacak. Ama soldaki parçayla sağdaki parçanın toplamı da ne olacak? 15 olacak arkadaşlar. Niye? Çünkü AC arası 15 bölmeye ayrılmış. Anlaştık. O zaman 36'nın çarpanlarını ben ne yapmam lazım? Düşünmem lazım. 36'nın çarpanları ne olacak? 6'nın karesi 36 ya. 1'e 18. Mesela 1 desem 18 olur mu? Olmaz. Niye? Şey, 1 çarpı 36 olur mu? Olmaz arkadaşlar. 1 çarpı 36. Yani şunu demek istiyorum. Şunu demek istiyorum. Şimdi buradaki üçgen şöyle olabilir mi? Şimdi 1 dedik ya. O zaman tepe noktası şurası. Tam A'ya denk gelecek. Diğer parça da şurası. Bu dik üçgen olacak. Şimdi dikten dik inildiği zaman da şöyle olacak ya. Tam bak bir parça şurası olsun diye. AB arası 1 olsun diye. Şimdi bak burası 6. Burası 1. O zaman tamamı 15 ise şuradan şuraya kadar olan kısım 14 olmayacak mı? 6'nın karesi eşittir 1 çarpı 14 oluyor mu? 6'nın karesi 36. 1 ile 14'ü çarparsam 14 olur. Sağlamıyor. Dolayısıyla B noktasında olma şansı yok. O zaman ne yapacağım? 36'nın çarpanlarına bakacağım. Bak 1'e, hatta bunlar yazılı olsun, olmadığını görelim. Tamam. Bak bu sağlamıyor. Şimdi 36 eşittir 2 çarpı 18. Ay şimdi ikisinin toplamı zaten 2 ile 18'in toplamı zaten 15 yapması lazım ki 20 yapıyor. Bak bu da olmaz. 36 eşittir 3 çarpı 12. Şimdi 3 ile 12'nin toplamı, bak 3 ile 12'nin çarpımı 36 yapıyor. Toplamları da 15 yapıyor mu? Yapıyor. O zaman bak ben bunu alabilirim. Hatta bunu ters de çevirebilirim. Bu 12 olsa, diğeri de 3 olmuş olsa, o zaman bak bu da sağlar. Başka sağlar mı? 36'nın çarpanlarına bakıyorum. Mesela 4 desem, diğeri de 9 olsa. 4 kere 9 36. Ama 4 ile 9'u topladığım zaman 13 yapıyor. Bak bu da olmadı. Peki 6'ya 6 olur mu? Olmaz. 6 kere 6 36 yapar ama 6 ile 6'nın toplamı 12 yapar. Dolayısıyla bu da olmaz. Sonra 9'a 4 olur. Buradan zaten aldığım için 9'a 4'ü 4 ile 9'u aldım ya. 9'a 4'e tekrar bakmaya gerek yok. Zaten arkadaşlar 4 ile 9 sağlamıyorsa 9'a 4 de sağlamayacak. Toplamları 13 yapıyor ya. Demek ki sağlayan, bakın, 2 tane değer var. 3'e 12 ve 12'ye 3. Tamam. Dolayısıyla cevabımız B şık. Bence güzel sormuşlar ya. 8'e bakalım şimdi. ABC dik üçgeninde B ile açıortay demiş. Bakın 6 ve 8 verilmiş. BK x kaç derecedir diye soruyor. Tamam. Şimdi alternatiflerimize bir bakalım. Burası arkadaşlar ne? Açıortay. Açıortay. Değil mi? Dolayısıyla açıortayın kollarından bir tanesine dik çizilmiş. Diğer kola da ben dik çizebilirim. Bak bunlar alternatiflerimden bir tanesi. Bak bilmiyorum işime yarar ya da yaramaz. Ben ne yapacağım? Alternatifleri arkadaşlar düşüneceğim. Benim yapmam gereken bu. Tamam. Şimdi bir de açılara bir dalalım. Şuradaki açıortayı alfa diyecek olursam burası da alfa olmuş olacak. Değil mi? Şuraya beta diyecek olursam, yani 2 alfa ile beta'nın toplamı ne olacak arkadaşlar? 90 derece olmuş olacak. Bak şimdi şurası betaysa, beta ile 2 alfa ile beta'nın toplamı 90 derece olacak ya. Şuranın tamamı da 90 derece değil mi arkadaşlar? Neyle neyin toplamı 90 dereceydi? 2 alfa ile beta. Beta burada. O zaman şurası da 2 alfa olduğunu söylemiş olduk. Şimdi büyük üçgene bak. ABC üçgenine bak. Şuraya. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Şimdi 2 alfası var. Yukarısı zaten 90 derece. Dolayısıyla 2 alfa ile beta'nın toplamı 90, değil mi? Dolayısıyla burası ne olacak arkadaşlar? Beta olmuş olacak. Tamam. Beta olmuş oldu. Şimdi şuradaki alfa ile
LBC üçgeninde alfa ile beta'nın toplamı, yani iki iç bir dışın toplamı alfa artı beta şurası olmaz mı? Olur. Şuradaki üçgende alfa ile beta'nın toplamı iki iç bir dıştan burası olmaz mı? Olur. Alfa artı beta'ya alfa artı beta geldi. Dolayısıyla ne olmuş oldu arkadaşlar? İkizkenar üçgen geldi. Burası 6 ise şurası da ne oldu? 6 olmuş oldu arkadaşlar. 6 olmuş oldu. Tamam. Şurayı olayı anladı herhalde biraz. Evet, şunları da şey yapayım da. X kayboldu vallahi. Tamam. Şimdi bir de ne yapacaktık arkadaşlar biz? Şimdi şurada ikizkenar üçgen oldu mu? Oldu. O zaman tabana ben dikme indirecektim. İkizkenar üçgende tabana dikme indirecektik. O zaman burası aynı zamanda ne olacaktı? Kenar ortay olacaktı. 8, 4'e 4 şeklinde bölünmüş olur arkadaşlar. İşte bak, şuranın tamamı da artık 90 derece değil mi? Evet. Dikten dik inilmiş. O zaman Öklit bağıntısı uygulayabilirim. Nasıl? Dik kenarlarından birinin karesi, altının karesi eşittir şut çarpı tamamı. Yani ilk ayırdığım parça 4 değil mi? 4 çarpı tamamı da x artı 8. Altının karesi 36 eşittir 4 çarpı x artı 8. 36 ile 4'ü sadeleştirirsem 9 olacak. 9 eşittir x artı 8. 8'i sol tarafa atarsam x'i 1 olarak bulmuş olurum. Doğru cevabımız A şık. Şuna da atalım bir yıldız. 9'a bakalım şimdi arkadaşlar. Uzunlukları A kümesinin birbirinden farklı 3 elemanı. Elemanlarımız da 1'den 9'a kadar olan rakamlar arkadaşlar. A, B ve C birim. Tamam, birbirinden farklıymış. A, B, C. Aynı değil. Tamam. Bu şekilde dik üçgen oluşturmuş. Bak, dikten dikinilmiş ya. O zaman hemen aklına ilk gelmesi gereken şey Öklit bağıntısı. Tamam. A kümesinde kullanılamayacak elemanların toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar, dikten dikinildiğine göre C kare eşittir A çarpı B değil mi? Değil mi? H kare eşittir P çarpı K gibi yani arkadaşlar. H yerine C gelmiş. P yerine A gelmiş. K yerine de B gelmiş. Sonuçta C kare eşittir A çarpı B elde edilmedi. Bak, ben şimdi buradaki elemanları sırayla bir deneyeyim. Sizin de daha iyi anlamanız açısından. C yerine bak ben 1 yazsam. 1'in karesi eşittir A çarpı B olacak. 1'in karesi 1. A çarpı B 1. O zaman arkadaşlar neyle neyin çarpımı 1 olur? 1 ile 1'in çarpımı 1 olur. Şuradaki kümelere bakınca. Ama şimdi bu A, B ve C birbirinden farklı değil miydi? Evet. Dolayısıyla burada C'nin 1 olma şansı yok arkadaşlar. Şöyle yapalım hatta. A, B ve C diyelim. Çizgimizi çekelim. Tablo şeklinde gösterelim. Bakın 1 olmadı. C'ye 1 yazamadık. O zaman şurayı bir silelim. Peki ben C'ye 2 desem. 2'nin karesi. Yani 4 oluyor. Değil mi? 2'nin karesi 4 eşittir A çarpı B. Peki arkadaşlar, bu olabilir mi? Bu olabilir mi? Yani A ile B'nin çarpımı. Şimdi ne olacak? 1'e 4 olur veya 2'ye 2 olur. Değil mi? 4. Tamam da 1, 4. Ben C'ye 2 dedim zaten. Bak, bunda herhangi bir problem yok. Ama 2'ye 2 olmuyor. Niye? 2 ile 2 aynı oluyor. Ben birbirinden farklı olmasını istiyorum daha doğrusu. O yüzden bunu attım. Şimdi C'ye 3 desem arkadaşlar. 3'ün karesinden 9 mu gelecek? Şimdi hocam sen diyebilirsin ki ya ben A'ya 4, B'ye 1 desem. Tamam, fark etmez ki. Bak, benden ne istiyor? A kümesinde kullanılamayacak elemanların toplamını istiyor. Yani ben A'ya 4, B'ye 1 verdiğim zaman da 1 ve 4'ü sonuçta kullanmış oluyorum. Tamam mı? Hiç fark etmiyor yani, tam tersini almaya burada gerek yok. Şimdi C'ye ne verdim ben? 3 verdim. 9 nasıl olabilir arkadaşlar? 1'e 9 olabilir. Veya 3'e 3 olur. Doğru mudur? 3'e 3 olmaz. Ben farklı olmasını istiyorum. Dolayısıyla 1'e 9 olabilir. 1'e 9. 1 ve 9'a hangisine verdiğimin hiç önemi yok. Az önce de söyledik. Sonuçta ben 1'e 9'u kullansam da 1 ve 9'u kullanmış oluyorum. 9'a 1 kullansam da 1 ve 9'u yine kullanmış oluyorum. Tamam. Dolayısıyla bakın, bu da olabilir. Bunları da kullanabildim. C yerine 4 dersem, 4'ün karesi 16 ya. Neyi kullu olabilir arkadaşlar A ile B? 1 ile 16 olabilir. Şimdi 16'yı o zaman ikisinde de kullanmış olur. Değil mi? Hem herhangi bir, ama 16 zaten benim kümemin içerisinde yok arkadaşlar. Böyle bir şey olmaz. Şimdi 2 dersem 8 olur. 2 kere 8. 2 ile 8 2, 8 ve 4 kümemin içerisinde var. Bak, C'ye 4 dedim. A'ya 2, B'ye 8. Tamam. Bu da oldu arkadaşlar. Bu da oldu. 5 desem
C'ye 5'in karesinden 25 gelecek. Şimdi arkadaşlar 25'i elde edebilmem için benim zaten 5 çarpanına ihtiyacım var. Dolayısıyla ben zaten 5'i C'de kullandım. Bir daha da kullanamayacağım için o yüzden bunu almama gerek yok. Ben şu anda hangilerini kullandım? Bak 1'i kullandım, 2'yi kullandım, 3'ü, 4'ü. Şöyle bir silelim. 1'i, 2'yi, 3'ü, 4'ü kullandım. 2 ve 8'i kullandım. Tamam, 2. Bir de 8'i kullandım. Başka neyi kullandım? 1 ve 9'u da kullandım değil mi? Bak şurada 9'u da kullandım. Tamam. 9'u da kullandık. Anlaştık. Başka arkadaşlar. Şimdi C için 5'i kullanamıyoruz dedik. Acaba 6'yı kullanabilir miyiz? 6 yaptığım zaman 6'nın karesi ne yapar? 36. 36 neyle neyin çarpımı olur? 1 ile 36 onu kullanamam zaten. 36 kümemde yok. 2 ile 18. 18 kümede yok. Onu da kullanamam. 3'e 12 olur. 12 de kümede yok. Onu da kullanamam. 4'e 9 olur mu? Olur. Şimdi bu 6 işte A'ya 4 desem B'ye 9 olmuş oluyor. Vallahi çiçek gibi bu da oldu. Yani C için bak 6'yı da kullanabiliyormuşum ben. Demek ki kullanamadığım elemanlar 5 ve 7. Bunların toplamını istiyor. 5 artı 7'den 12 gelmiş olacak. Tamam. Doğru cevabımız B şık. Güzel değil mi? Vallahi ben beğendim. 10. sorumuza bakalım şimdi. Şekil 1'deki ABCD üçgeni biçimindeki kartonun B köşesi AH boyunca katlandığında şekil 2'deki B üssü noktasına geliyor. Tamam. 15 verilmiş. BC uzunluğu 15. B üssü C uzunluğu da 9'muş. Bakın şurası 9'muş. Ben katlama sorularında ne yapacaktım? Şekli eski haline geri getirecektim. Getirelim arkadaşlar. Eski haline geri getirelim. Bakın B noktası şuradaydı. Şurada B noktası vardı. Dolayısıyla ne yapacaktık? Şuradaki uzunluk x ise bakın burası x olacak. Çünkü katlandığı zaman üst üste gelecek ya. Şuradaki kenarlar da birbirine eşit olacaktı. İkizkenar üçgen. Kenar ortay var. O zaman arkadaşlar bu aynı zamanda diktir. Burası açı ortaydır. Bütün eksikleri ne yaptık? Tamamladık. Şimdi bak BC uzunluğu tamamı 15 değil miydi? Evet. 9'u buradaysa şuraya 6 kalacak. Burası da ikizkenarlıktan dolayı zaten daha doğrusu kenar ortaylıktan dolayı arkadaşlar ne olacak? 3'e 3 şeklinde paylaşılmış olacak arkadaşlar. Bizden x uzunluğu isteniyor. X uzunluğu isteniyor. Şimdi ne yapalım? X'i bulmaya çalışalım. Bulalım. Tabii şuradaki uzunluğun da A açısının da daha doğrusu 90 derece olduğunu unutmayalım. Bakın şuranın tamamı neymiş? 90 dereceymiş. O zaman bak dik inilmiş mi? İnilmiş. Öklit bağıntısını kullanabilir miyim? Tabii ki. X'in karesi eşittir. Şu çarpı tamamı değil mi? X'in karesi eşittir. 3 çarpı tamam. Tamamı da neydi? 15'ti. Dolayısıyla x kare eşittir. 3 ile 15 çarparsam 45. 45 dediğimde 9 kere 5'tir. Her iki tarafın karekökünü aldığım takdirde kare ile karekök birbirini götürecek. Dolayısıyla 9 da dışarı 3 olarak çıkacak. 5 içeride kalacak. X'i 3 kök 5 olarak bulmuş oluruz. Doğru cevabımız D şık. Buna da atalım yıldız. Ve son sorumuza gelelim arkadaşlar. Yukarıda K noktasından hareketli bir demir çubuğa sabitlenmiş kırmızı ve siyah topların farklı iki salınımı ve yerden yükseklikleri gösterilmiştir. Bakın bunlar arkadaşlar iki farklı görüntü var. Şekil 1'de siyah topun yerden yüksekliği 7 metredir diyor gösterilmiş. Şekil 2'de ise siyah topun yerden yüksekliği 4 metre. Tamam, kırmızı topun ise 7 metre. Şekilde görülüyor zaten bunlar. Alt ve üst zemin birbirine paralel. Şunlardan bahsediyor. Bunlar birbirine neymiş? Paralelmiş arkadaşlar. Ve yüksekliği 13 metreymiş. Yüksekliği de neymiş? 13 metreymiş. Şöyle. Şurası 13'müş arkadaşlar. Aynı şekilde bakın şuradan şurası da 13 metre olmuş olacak. Tamam. Bizden ne istiyor? Şekil 1'deki kırmızı topun yerden yüksekliğini. Yani şu kısmı istiyor. Şuradaki yüksekliği istiyor arkadaşlar. Yükseklik ya. O yüzden bakın burası bunlar 90 derece olmuş olacak. Tamam. Ben buraya ne diyeyim? X diyeyim arkadaşlar. Benden X uzunluğu istenmiş oluyor. Tamam. Şimdi şunlar arasındaki ne yapalım? Orana bakalım. Bak biz konu anlatımında bununla ilgili bir tane formül vermiştik ama formüle hiç gerek olmadığını söylemiştik. Ne yapıyorduk? Hatırlarsınız. Şöyle arkadaşlar paralel çiziyorduk. Değil mi? Zemine paralel çiziyorduk.
Dolayısıyla bak burası 4 ise burası da 4 olmayacak mı? Evet, burası da 4 olmayacak mı? Evet. Tamamı 13'tü ya. 4'ü aşağıda, 9'u da burada olacak arkadaşlar. 4'ü buradaysa, 4'ü buradaysa şuradan bahsediyorum. Tamamı 7 ya arkadaşlar. O zaman yukarısına da ne olacak? 3 olmuş olacak. 3 kalmış olacak arkadaşlar. Anlaştık. Şimdi bakın şurada bir tales olmuş oldu. Fark ettik mi? Bundan daha önce yaptık yani buna benzer bir şey. Şimdi 3'ün 9'a oranı. 3'ün 9'a oranı dediğimiz ne arkadaşlar? 3'e bölersem 1, 3'e bölersem 3. Tamam. Demek ki şunun şuna oranı veya işte bunun buna oranı ne olmak zorunda arkadaşlar? 1'e 3 olmak zorunda. Yani ben şuraya mesela k diyecek olursam tamamının 3k olması lazım. Dolayısıyla şuradaki uzunluğa ne geliyor arkadaşlar? 2k gelmiş oluyor. Yani şöyle arkadaşlar, şuradaki mesafe işte k olacaksa şuradaki mesafe ne olacak arkadaşlar? 2k olacak. Anlaştık. Tamam. Şimdi dolayısıyla şekil 1'e odaklanacak olursak orada da aynı mantığı yapacağız. Burası 7 ise bak şurası da 7 olacak. Burası da 7 olacak. Tamamı 13 diye. Üst kısma ne kaldı? 6 kaldı arkadaşlar. Şimdi bunun tamamı x'ti. Alt tarafı 7 ise ne olacak? X olacak. 7'ler birbirini götürsün diye x eksi 7 yaptım. Şimdi 2'nin 3 oranı yok mu burada? 2k bölü 3k ya, tamam. Evet. Tales teoreminden veya temel benzerlik teoreminden x eksi 7'nin de 6'ya oranı olmuş olacak. K'lar birbirini götürdü. 3'e bölerim 1. 3'e bölerim 2. İşler dışlar çarpımı yapıyorum. X eksi 7 eşittir 2 kere 2'den. Değil mi? Pardon. X eksi 7 ile 1'i çarptım. Ne oldu arkadaşlar? Fakat burada oranı sanki ters yazdık ya. Değil mi? Bak şuradaki parçaya biz şey demedik mi? K dedik. Yakın olan kısma K dedik ya. Şurası dolayısıyla K olacaktı. Şu alt tarafı 2K olacak. Tamam. O zaman buradaki oranımız da değişmiş oluyor. Şöyle bir yeniden yazalım. Bak K'nın 3K'ya oranı olmuş oluyor. K'nın 3K'ya oranı eşittir x eksi 7'nin 6'ya oranı. K'lar burada birbirini götürecek. 3'e bölerim 1. 6'yı 3'e bölersem 2. İçler dışlar çarpımı yaparsam 1 ile x eksi 7'yi çarparsam x eksi 7. 2 ile 1'i çarparsam da 2. Eksi 7'yi diğer tarafa atarsam x'i 9 olarak bulmuş oluruz. Doğru cevabımız C şık. Bu şık soruyu da çözdükten sonra bugünlük arkadaşlar bu kadar. Tamam. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bol bol ders çalışmayı unutmayın.